Son birkaç aydır hayatımıza giren yeni terimler kafaları biraz karıştırabiliyor. Kanalımıza gelen sorulara istinaden sizler için bir Covid-19 terimleri videosu hazırlamıştık. Ona buradan ulaşabilirsiniz. Bu noktada son zamanlarda sık sık duymaya başladığınız Covid-19 sürü bağışıklığının da ne olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünyadaki çoğu ülke koronavirüs pandemisini baskılamak için benzer yöntemleri izlese de bazı ülkeler bu süreçte pandemiyi herd immunity yani sürü bağışıklığı ile yönetmeye gayret ediyorlar. Burada amaç hastalığa çok sayıda insanın yakalanmasına izin verilmesi ve bu sayede hastalığa karşı toplumun bağışıklığının geliştirmesini sağlamak. Aslında bu iki grubun arasında ciddi bir fark var. Bir tanesi önden gelen hastanın da büyük olabileceğini çok düşünmedi ve onu yönetebileceğini düşündü. Ama diğer tarafta Batı toplumu çok daha hızlı bir şekilde hastaların gelebileceğini öngörerekten baskılama yöntemiyle ani piki önleme gayretinde bulundular. Yoksa her ikisi de aslında herd immunity yani ilerlediğimiz günlerde karşılaşacağımız bu sürü bağışıklığı durumunu bir şekilde yaşayacaklar. Bu şekilde virüs kısa süre içerisinde topluma yayılsa da toplumun çoğunluğu aynı zamanda bağışıklık kazanmış olacağı için yayılımında doğal olarak duracağı düşünülmektedir. Bu durum dünya tarihinde pek çok hastalığın azalmasını ve hatta çoğunun artık görülmemesini bile sağladı. Çocuk felci gerçi başarı o kadar da hani %100 diyemesek de polio, çocuk felci, kızamık, su çiçeği ve kabuk kulak da dahil olmak üzere çeşitli bulaşıcı hastalıkların yayılmasını yavaşlatan işte tam da bu. Peki sürü bağışıklığı bizi koronavirüsten gerçekten koruyabilir mi? Dünya Sağlık Örgütü yani DSO sürü bağışıklığı konusunda virüsle mücadele daha büyük hareket planlamanın gerektiğini vurgulamıştı. Yani bazı sağlık uzmanları ise sürü bağışıklığını deneysel olarak en iyi ancak sonuçları açısından en tehlikeli yaklaşım olarak değerlendiriyorlar. Kısacası çok öngöremediğiniz bir hastalıkta öngöremediğiniz bir sonuca doğru gidiyorsunuz ve bu sonucun hızı ne kadar kırılgan, ne kadar sizi yıkabilecek onu da kestiremiyorsunuz. Dolayısıyla önceden sürü bağışıklığını kabul etmek birazcık zor olsa gerek. Sürü bağışıklığı tam olarak nasıl etki ediyor detaylıca sizlere anlatmak istiyorum. İlk olarak çeşitli hastalıklara karşı bağışıklık kazandığımızı anlamak önemli. Covid-19 gibi hastalığa neden olan bir patojene maruz kaldığınızda vücudunuz ona saldırmak için bağışıklık tepkisi başlatıyor. Hemen onu gidip orada öldürmek, onu yok etmek için uğraşıyor. Vücudumuz bu işgalciler ile yeniden karşılaştığında da daha önce tanımış olduğu bu zararlı patojenleri kolayca savuştururlar. Yani bir doğal bağışıklık var, diğer taraftan da kazanılmış bağışıklık var. Doğal bağışıklıkla mücadele esnasında öğrenilen bilgiler tekrar bu virüsle karşılaşıldığında veya bu patojenle karşılaşıldığında hemen aynı etkiyi çok daha hızlı bir şekilde gösterebilelim diye kazanılmış bağışıklık olarak kenarda tutuluyor. Davetsiz misafir organizmalara karşı mücadele etmek ve onları yok etmek için antikorlar üretiyorlar. Bu antikorlar aynı zamanda mikroba karşı bellek görevi görürler ve bu şekilde yeniden karşılaşma anında daha iyi ve daha hızlı mücadele etmesini sağlıyorlar kısacası. Yani bir kişi bir virüse karşı bağışıklık geliştirdiğinde muhtemelen tekrar yakalanmayacağını düşünür. Bu koruma doğal enfeksiyon veya etkili bir aşı ile sağlanabilir. Çok sayıda insan yani %80 oranındaki insan nüfusu bu bağışıklığa sahip olduğu zaman virüsün yayılması oldukça zor. Yani geri kalan %20 neredeyse hasta olmayabilir. Çok daha agresif olması lazım. Virüs bir bağışıklık sürüsünde olan insanları geçemez. Dolayısıyla bir grup hasta veya iyileşmiş daha doğrusu diğer tarafta hiç hastalanmamışlar olsun yeni hastaların o tarafa ulaşabilmesi için arada bağışık olmayan insanların olması gerekiyor. Bunu şimdi grafikte sizlere de gösterdik. Yani bu taraftan o tarafa geçiş çok da mümkün değil. Yeni doğanlar ve bazı kronik hastalıkları olduğu için aşılanamayan insanlara ulaşması oldukça zor. Ancak son dönemde Çin'de iyileşmiş bazı kişilerin ikinci kez enfekte olabildiğini gösteren veriler gelmeye başladı. Burada belki bağışıklık yanıtının zayıf olduğunu düşündüren sonuçlarla karşılaştık. Uzmanlar bu durumu iyileşen hastalar SARS-CoV-2'ye karşı bağışıklık geliştirmek için yeterli antikor oluşturmayabilir ve tekrar enfekte olabilirler. Virüs ayrıca iki fazla olabilir. Yani yeni belirtiler oluşturmadan önce uykuda kalabilir şeklinde açıklamalar yaptılar.
Burada anlıyoruz ki benim vücudumun aslında oluşturması gereken bağışıklık yanıtını ben bunu en yükseğe çıkartmam lazım. Dolayısıyla hastalıkla mücadele hep bağışıklığımızı güçlendirmek adına gıdalardan bahsediyoruz. Vücudumuzu desteklemekten bahsediyoruz ama diğer taraftan aslında bu yaptığımızda biz yine de hasta olabiliriz. Fakat hasta olduğumuzda vücudumuzun oluşturacağı antikor cevabına bile katkı sağlayacak şekilde bedenimize, vücudumuzu zinde, sağlıklı ve iyi tutabiliriz. Normalleşme sürecinde aşının bulunması ve uygulanmaya geçilmesi işte bu nedenle önemli. Tabii COVID-19'a yeni keşfedilen bir koronavirüs neden oldu ve hastalığa karşı doğal olarak antikorlar oluşturduktan sonra bağışıklığın ne kadar sürdüğünden emin bile değiliz. Mesela kızamık enfeksiyonu geçirirseniz koruma tüm yaşamınız boyunca sürüyor. Yani bir daha asla kızamık geçirmiyorsunuz. Ancak diğer bazı enfeksiyonlarda durum pek de böyle değil. COVID-19 içinde net bir bilgiye henüz ulaşamadık. Ancak dünyanın dört bir yanından yoğun olarak antikor çalışmaları yapılıyor. Umuyorum ki en kısa sürede bu sorunumuzun cevabını erişeceğiz. Yani antikor seviyeleri nereye kadar çıktı, sonra nereye kadar düştü ve düştükten sonra da bu seviye ne kadar koruyucu, bunların hepsini hep birlikte ilerleyen günlerde öğrenmiş olacağız. O güne kadar en güvenli halk sağlığı stratejisi hala ve hala sosyal kişisel izolasyon, yani sosyal mesafe ve hijyen kuralları ile virüsten korunmadır. Kısacası maske ve mesafe ayrılmaz ikilidir. Sağlıkla kalın diyorum, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın ki her gün güncellenen video kütüphanemiz hakkında bilgi sahibi olun. Sorularınız varsa merak ettiğiniz her şeyi aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.